Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Deprem üzerinden 50 gün geçti. 50 gün sonra benim meclise ilk gelişim. Malum merkez üssü Kahramanmaraş'tı, benim vekil olduğum şehir. Çok büyük acılar yaşadık. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Çok sıkıntılı günlerden maalesef geçtik. Defalarca uyarmıştık. Ben 2020 yılında bu kürsüde bir konuşma yapmıştım ve demiştim ki Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş deprem bölgesi fay hattı var. Her an kırılabilir. Her an sıkıntı olabilir. Şüphesiz ki buna engel olma şansımız yok ama en azından bir yapı stoğu çıkartılabilir. En azından binalara güçlendirme yapılabilir. Başka bir şeyler yapılabilir. Ben bilmiyorum, uzmanı değilim ama bir şeyler yapılabilir. Bir şey yapmamız gerekiyor diye uyarmıştık. Ama dinlememişti kimse. O dönem hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Kahramanmaraş'ın demişti ki CHP zihniyeti korkutuyor demişti. Ama başımıza geldi. Maalesef geldi başımıza. Yine o dönem Maraş Şehir Hastanesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yapıldığı yer yanlış. Fay hattı üzeri. Burası olmaz diye uyarmıştık. Dinlemediler. Yapıldı, yıkıldı büyük oranda. Yine AFAD binası. Ya AFAD'ın binası deprem fay hattı üzerinde olmaz demiştim. Yırtılmıştık, çırpınmıştım. Yine dinlememişlerdi. Depremde ilk yıkılan AFAD'ın binası olduğu, deposu olduğu. Yani düşünebiliyor musunuz? AFAD deposu depremde ilk yıkılan yer. Çünkü yeri yanlıştı. Zemin etüdü yapılmamıştı. Fay hattı üzeriydi. Bunlar yaşandı. Ben suçlamak için söylemiyorum. Bundan ders çıkartmamız gerekiyor ama. Artık bundan bir ders çıkartıp önümüzdeki süreçte yanlış yapmamamız gerekiyor. Görüyorum ki maalesef yine yanlışlıklar yapılıyor. Bakın, Kahramanmaraş merkezde geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan Yardımcısının da olduğu toplantıydı. Fatma Varank, yanlış ismini hatırlamıyorsam. AK Parti vekilleri de vardı. Hep beraber Vali Bey bir toplantı yaptık. Yeni şehir nereye kurulacak? Bahsedilen yerler, mesela Çınarlı Köyü diye bir köy vardır bizde. Çınarlı Köyü'ne 80 bin konut. Ya olmaz. Taş üstünde taş kalmadı bu köyde. O köy fay hattının tam üzerinde. Efendim hazine arazisi var orada. Ya hazine arazisi olabilir de burada deprem bölgesi, burada fay hattı var, burada yapılmaz. Anlatmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar dinler hükümet, en azından 48-50 gün var seçimlere. Bu süreçte dinleyip belki bu konuda ciddi adımlar atarlar. Belki dur diyebilirler. Çünkü gerçekten bir cana bile kıyamıyor insan. Bakın ben depremde Maraş'ta idim. Günlerce kaldım. Ya şimdi az önce genel kurula girdim. Baktım aynı tas aynı hamam. Yani yine aynı şeyler konuşuluyor. Muhalefet bir şey söylüyor, iktidar başka bir şey söylüyor, ona laf atıyor, öbürüne başka bir şey söylüyor. Halil'cim, hepsi aynı, herkes aynı, iktidar da aynı, siz aynısınız. Bizimkiler muhalefet görevini yapıyorlar ama sizin biraz tahammül etmeniz gerekir. Bakıyorum, yine maalesef tartışmalar sürüyor ama 50 binin üzerinde insan öldü arkadaşlar. Benim çok akrabam öldü. Binlerce komşum, arkadaşım, dostum, yakınımız rahmetli oldu. Bakın, 2 aylık bebeği ben ellerimle çıkarttım enkazdan. 2 aylık bebeği, annesini çıkartamadım. Gözlerimin içine baka baka öldü kadın. Çünkü kimse yoktu. O enkazı kaldıracak gücümüz de yoktu. Vinç lazımdı, yoktu ama. İlk 2 gün, 3 gün hiçbir şey yoktu. AFAD da yoktu, Kızılay da yoktu. Belediyeler geldi, AK Partili, CHP'li, hepsine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan, Allah'tan belediyeler varmış ki gelmişler orada, gıda verdiler, yemek verdiler, çorba verdiler, vinçler geldi, itfaiye personeli geldi. Ama o görevi yapması gereken AFAD yoktu. Gerçekten yoktu. Vallahi de yoktu, billahi de yoktu. Bu da bir ders çıkartılması gereken konu bence. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir büyük deprem olduğu zaman ne yapabiliriz diye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Arama kurtarma çok eksikti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi depremden 3 saat sonra havalimanından Maraş'a gidecekti. Uçağa bindirildiler. 250 personel araçlarıyla, aletleriyle birlikte. Bir süre sonra yarısı indirildi. Gerekçe sayın bakanların korumaları gidecekmiş. Ya olmaz. O 250'nin yarısı geldi. Yani 110 personel geldi Ankara Büyükşehir itfaiye erleri ki çok da başarılılar. Yani bu dönemde işe girmemişler adamlar. Geçmiş dönemde başlamışlar. Çok yetenekliler. Gerçekten birebir çalıştım enkazlarda onlarla. 309 can kurtardılar biliyor musunuz? Demek ki hepsi gelseydi 24 saat geç geldiler. Belki 50 can daha kurtarabilirlerdi. 50 insanı daha yaşamda tutabilirdik. Çünkü depremin ilk anında ne kadar kurtarabilirseniz o kadar avantajlı hale geliyorsunuz. Zaman geçtikçe aşağıdan çıkartma şansınız kalmıyor.
tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Velhasıl kelam eksiklikler oldu, yanlışlıklar oldu. Bir daha söylüyorum, muhalefet yapmak için söylemiyorum. Ama bundan sonra böyle bir sorun yaşadığımızda, bir afetle karşılaştığımızda en azından daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu sadece benim görevim, milletvekilinin görevi değil. Bu kamu kuruluşlarının yönetenlerin de görevleri. Kızılay deyince benim aklıma çocukluğumdan bu yana çadır, battaniye, kan gelirdi. Bu deprem bölgesinde biz Kızılay'dan çadır göremedik. Vallahi göremedik. Hala çadır ihtiyacı var. Bana gelen her 100 telefonun 95'i vallahi de billahi de çadır. Vatandaş çadır istiyor arkadaşlar. Yok çadır. Siz bakmayın çadır kentler kurduk, sıkıntı yok, eksik yok denmesine. Son sözüm bu olsun. Feryat ediyoruz. Maraş'ta çadır eksiği var. Çadır istiyoruz. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanlı davranın. Biraz Maraş'a Allah aşkına 3-5 bin çadır gönderin diyorum. İYİ Parti grubu adına söz talep eden Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Halil Oral. Buyurun Sayın Oral. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin AFAD hakkındaki grup önerisi üzerine İYİ Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, samimi bir Müslüman ve ilahiyatçı bir kardeşiniz olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın deprem ile ilgili yaptığı çalışmaları, verdiği hutbelerin muhtevasını detayıyla inceledim. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Diyanet'in Ramazan ve Dayanışma başlıklı hutbesine üzülerek ve utanarak şahit oldum. Dinledim. Bu şerefli kürsüden de soruyorum. Allah aşkına, depremzedeler için kalıcı konutların yapımına başlandığının reklamını yapmak ve devlet tarafından ihale edilerek ücreti ödenen konutlara yardım talep etmek ne zamandan beri Cuma hutbesinin konusu oldu? Devletimizin ve yüce dinimizi düşürdüğünüz durumun farkında mısınız? Devletimizin dilenci mi, sadakaya mı ihtiyacı var? Diyanetin görevi İslam'ın evrensel mesajını anlatmak değil mi? Bu kürsüden defalarca haykırdım ve tekrar söylüyorum. Diyaneti siyasallaştırmayınız ve Diyanet'ten elinizi, eteğinizi çekiniz. Sizin bu çarpık politikalarınız yüzünden İnançlı, samimi Müslümanlarımız ya Cuma'dan veya Cuma hutbesini dinlemeden camiden çıkıp gidiyor. Sayın milletvekilleri, ülkemiz daha önce de büyük bir depreme şahit olmuştu. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde benim de içinde yer aldığım 57. hükümet hem ordusu hem milletiyle birlikte çok zorlu ama bir o kadar da başarılı bir sınav vermişti. Henüz depremin ilk 24 saati daha dolmadan 24 bin askerimiz bölgedeki enkazların başındaydı. Mehmetçiğimizin tecrübesi ve dönemin Bayındırlık Bakanı Sayın Koray Aydın'ın cesur ve ilkeli siyaseti sayesinde 1990'daki depremin olumsuz etkileri de en aza indirilmişti. Bunlara hep birlikte şahit olmuştuk. Arkadaşlar, 1999'daki depremin üzerinden tam 24 yıl geçti. Bu süreçte sizler ne yaptınız? Depreme hazırlık yapıp tecrübe kazanmak yerine her kurumda yaptığınız gibi afete müdahale için 2009 yılında kurduğunuz AFAD'ı da yandaşlarınızın kadrolaştığı yer haline getirdiniz. 2009 yılında kurulan stratejik bir kurum. Tamamlayalım lütfen. 14 yıl geçmesine rağmen hala uzman personel eksiği, donanım ve cihaz eksikliği ve standartlaşmış bir müdahale planı eksik olur mu? Sayın milletvekilleri, üzülerek söylüyorum ki depremde vefat eden 50 binin üzerindeki insanımızın vebali iktidarınızın üzerindedir.
iktidarı taşıdığı vebalin farkında olduğu içindir ki maalesef devletimizi helallik isteyen bir kurum haline getirmiştir diyerek Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisini desteklediğimizi ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz talep eden Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Paylan. Buyurun Sayın Paylan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizlere saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bir devletin kamu otoritesinin gücü olağanüstü günlerde belli olur. Olağanüstü günlerde bir devletin gücünü test edersiniz. İşte bir deprem bu anlamda olağanüstü bir olaydır ve maalesef bu depremde devletin yurttaşını enkaz altında bırakmayacak bir düzen kurmadığını ve enkaz altında olanları kurtaracak bir mekanizmasının da olmadığını gördük. Bir afet planımız yoktu değerli arkadaşlar. Şapkayı önümüze koyup düşünelim. 1999'da da bir afet planımız yoktu Marmara depreminde ama şimdi çok daha vahim bir durumdaydık. Çünkü şehirlerimizi ranta kurban etmiştik. Bilimin ışığında değil, rantın ışığında şehirler kurmuştunuz. Ve bunun sonucunda yurttaşlarımız enkaz altında kaldı. Değerli arkadaşlar, 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Yüz binlerce insanımız yaralı, milyonlarca insan şehrinden oldu. Şimdi 1999'da ders çıkaralım demiştik, çıkarmadık. Şimdi bu afeti yaşadık. Şimdi Türkiye'nin siyaset kurumu ya bu durumdan bir ders çıkarıp gereken tedbirleri alacak ya da bir sonraki hükümetle gelecek. 3 yıl sonra, 2 yıl sonra bir deprem daha olacak. Birileri çıkacak bu kürsüye, kader planı, Allah bizi affetsin, helallik istiyoruz diyecek. Hangisi doğru değerli arkadaşlar? Yapmamız gereken bir afet planımız olması ve afet planımızın da bir hekimde olduğu gibi, bir hekimde beklediğimiz gibi koruyucu hekimlik temelinde olmasını beklememiz arkadaşlar. Koruyucu hekimlik. Yani deprem güvenli şehirler yaratma hedefimiz olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Böyle bir afete hazır olmak mümkün değildir dedi. Doğru söyledi. Bakın doğru söyledi diyorum. Kurtarma anlamında çok daha fazla şey yapılabilirdi. Bundan hiçbir şüphe yok. Ama on binlerce bina yıkılmışken on binlerce kurtarma ekibi yaratmak mümkün değildir. Ama afetten önce o on binlerce binayı inceleyerek, çürük olanlarını güçlendirerek, dönüştürerek yurttaşlarımızın hayatını kurtarmak mümkündür. Bunun için şimdi yasal düzenlemeler yapmalıyız. Bu yasal düzenlemelerle koruyucu hekimliği esas alan deprem güvenli şehirler yaratmalıyız. Ne yapmamız lazım? Binaların sahiplerinin başvuru şartı ortada olmadan kamu bir yasa çıkaracak. Depremde birinci derece öncelikli bölgelerden başlayarak kamu eliyle resmen o binalar incelenecek. Yıkılması gerekenler yıkılacak. Güçlendirilmesi gerekenler güçlendirilecek. Bundan başka bir şey yok. 27. dönem milletvekilleri olarak bu millete verebileceğimiz en büyük hediye budur. Değerli arkadaşlar, gelin tamamlayalım. Hep beraber değerli arkadaşlar, gelin bir daha kader planı dememek için, bir daha Allah bizi affetsin dememek için, gelin AKP'liler, MHP'liler, CHP'liler, İYİ Partililer, HDP'liler, hep beraber bu yasayı çıkaralım. Dar durumda olan yurttaşlarımızın binalarını biz yapalım. Durumu iyi olan yurttaşlarımızın binalarını birlikte yapalım, güçlendirelim ve bir daha hiçbir yurttaşımız için kader planı demeyelim. İstanbul deprem bekliyor. Bak İstanbul'a yarın deprem olursa iddiayla söylüyorum. Bu Türkiye için bir beka meselesi olur. Maraş'ta kolumuz bacağımız kırıldı. İstanbul'da kalbimizi kaybederiz değerli arkadaşlar. Bu bir beka meselesidir. İstanbul'la ilgili, İzmir'le ilgili, Erzincan'la ilgili, Manisa'yla ilgili koruyucu hekimliği yapalım. Bunun için de yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Deprem güvenli şehirleri yaratalım. Altyapılarını güçlendirelim. Telekomünikasyonları güçlendirelim. Enerji altyapılarını yedekleyelim. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Yer. Buyurun Sayın Yer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii mevcut durumu yorumlayabilmek için kıyaslamak ve diğer depremlerle, büyük depremlerle içinde bulunduğumuz durumu kıyaslamamız gerekiyor. Şöyle ki Hiroşima atom bombasının 15 trilyon jül gücünde olduğunu düşünürsek 7 büyüklüğündeki Haiti depremi 2.1 katrilyon jül enerji üretmiştir. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ise 30 katrilyon jül değerinde bir enerji açığa çıkmıştır. Ve aynı zamanda bir Hollanda büyüklüğünde yaklaşık olarak 120 bin kilometre karelik bir alanı kapsayan 15 milyon insanımızın etkilendiği 11 il ve 62 ilçenin etkilenmiş olduğu bir depremden bahsediyoruz. Tüm bu büyüklüklerine rağmen hükümetimiz, AFAD ve diğer tüm STK'larla beraber devletimiz depremin ilk anlarından itibaren depremzedelere yardıma koşabilmek için büyük bir mücadele geliştirdik. Bizler de Antalya Milletvekilimiz Sayın Atay Uslu ile beraber AFAD'da koordinatör milletvekili olarak görev aldık. Ve bizzat şahit olduğum üzere devletimiz tüm imkanlarını hem özel sektörüyle devletin kamu kaynaklarıyla beraber deprem bölgesine acilen sevk etti. Söz gelimi Türkiye'de araç takip sistemine kayıtlı olan 33 bin tane iş makinesi vardır. Bu 33 bin iş makinesinden de 930 tanesi vinçtir. Bu vinçlerin hepsi anında ilk 3 gün içerisinde deprem bölgesine gönderildi. Yine 15 bin adet diğer iş makineleri de ilk bir hafta içerisinde deprem bölgesinde çalışmaya başladı. Ve yine çadırla ilgili olarak değerli arkadaşlar, çadır konusunda da ülkemiz dünyada en fazla afet çadırını tedarik eden ve üreten ülke konumundadır. Depremin ilk 3 gününde 172 bin çadır afet bölgesine gönderildi. Bunların yetmediği görüldüğü gibi dünyanın diğer ülkelerinden de bu işte uzman olan ülkelerden de araştırma yapılarak Pakistan ve Bangladeş başta olmak üzere oralardan da gelen çadırlarla beraber totalde 374 bin çadır deprem bölgesine ilk hafta içerisinde sevk edildi. Ve aynı zamanda şunu ifade etmek istiyorum. Bizim 37 bin enkazımız vardı. Uluslararası standartlara göre bir deprem enkazına müdahale edebilmek için 7 ile 10 kişi arasında çalışması gereken ekipler olması gerekiyor. Buradan yola çıkarak birkaç katlı binada da en az 4 tane ekibin çalışması gerekmektedir. Yaklaşık olarak bizim 1 milyon 480 bin kişiye enkaz ekibi olarak ihtiyacımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsetmiş olduğu böylesine büyük bir felakete hazırlıklı değildik. Tamamlayalım lütfen. Bu anlamda depreme hazırlık konusunda planlarımız da mevcut. Bu anlamda ekiplerimiz de inşallah bundan sonraki zamanda da artırılarak devam edecek ve umuyorum ki Allah bir daha bundan sonra böyle felaketler hiç kimseye, ülkemize ve insanlığa göstermesin dileyerek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.